Herkese merhabalar. Yamuk konumuzun birinci föyüne bakalım arkadaşlar. Karşılıklı iki kenarı birbirine paralel olan dörtgenlere yamuk diyoruz. Bir tane dörtgen düşünün. Eğer herhangi iki kenarı karşılıklı iki kenarı birbirine paralelse arkadaşlar bu şekli biz yamuk diyoruz. A, B, C, paralel olacak. AB ve CD D yamuğun tabanları. K, L bizim yamuğun yüksekliği yani şu vatandaş. Ve yamuğunda iç açılar toplamı 360 derecedir. E, dörtgen olduğuna göre iç açılar toplamı ne olacak arkadaşlar? 360 derece gelecektir. Şimdi yamukta sık sık kullanacağımız arkadaşlar bir özellik bu. Nedir bu? Yamuğun yan kenarların orta noktalarını birleştiren doğru parçasına yamuğun orta tabanı denir. Hani üçgende vardı hatırlıyorsunuz değil mi? Aynısı yamukta da var arkadaşlar. Sadece fark ne? Hatırlayınız üçgende ne oluyordu? Tabanın yarısı kadar oluyordu. Burada tabanların Yamukta iki tane taban olduğu için alt taban üst taban olmak üzere tabanların toplamının yarısı bana orta tabanı verecektir. Yine orta taban bu tabanlara ne olmak zorunda? Paralel olmak zorunda. Bir de arkadaşlar küçük orta taban var. Ha, bu küçük orta taban nedir? Bu EF orta tabanını çizdikten sonra AC, BD köşegenlerini de çizdiğinizde işte şu arada kalan KL'ye küçük orta taban diyeceğiz. Yani böyle bir şey normalde müfredatta yazan bir şey değil ya da literatürde olan bir şey de değil. Biz aklımızda kalması için böyle diyeceğiz. Bu orta taban, bu vatandaşta kalede küçük orta taban. Peki bunu nasıl buluyoruz? Bu sefer de tabanların farkının yarısını alıyoruz arkadaşlar. O zaman tabanların toplamının yarısı orta tabanı veriyor. Tabanların farkının yarısı da küçük orta tabanı veriyor. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Bir açı sorusu. ABCD yamuğu biçimindeki kağıt AC köşegeni boyunca katlandığında D köşesi AB kenarı üzerindeki D üssü noktasına geliyor. 40 dereceyi vermiş. Şurada bir eşitlik var. D üssü B CB'ye eşitmiş. Bizden nereyi istiyor? C, A, B açısı. Yani şu açıyı istiyor. Pekala. Şimdi ikiz kenar üçgen var orada. Tepe açısı kaç derece arkadaşlar? 40 derece. Şey 44 derece. 180'den 44'ü çıkartın arkadaşlar. 136. 2'ye bölün. 68. 68. Şimdi burası 68 derece ise arkadaşlar. Z kuralından ne yapabiliriz? Yukarıda bulabiliriz. Ama tabi klasik hareketimizi yapmak şartıyla önce. Neydi o? Katlanmış şekli. Mutlaka bir orijinal haline çevirin dedik mi? Ha, burası D köşesi. Katlandı. D üstüne geldi. Şimdi ben bunun buna paralel olduğunu biliyorum. O zaman burası 68 derece Z kuralını görüyor musunuz? Buradan ne olacak arkadaşlar? 68 derece. Peki ben çok iyi biliyorum ki arkadaşlar. Şurada ne var? Açı ortay değil mi? Çünkü buradaki açı hop katlanınca buraya geliyor. Peki tamam 68 olacaksa ve açı ortay olacaksa kaç kaç paylaşacaklar? 34, 34. Artık benden istenilen yeri de bulduk galiba değil mi? Şimdi şuradaki Z'yi görüyorsunuz. O zaman burası 34 ise burada 34. Yani aradığımız cevap C şıkkı gelecektir. Bakın fark ettiyseniz bu katlama konusu. Neredeyse her föyde karşımıza çıkıyor. Ve hepsinde de aynı klasik hareketler yapıyoruz. Sadece duruma göre ne yapıyoruz? Vaziyeti değiştiriyoruz. Örnek 2'ye bakalım. D yamuk 36'yı 12'yi vermiş. EF bölü K, L oranını istiyor. Gayet kolay, basit bir uygulama sorusu. EF kim arkadaşlar? Orta tabanımız değil mi? Nasıl buluyorduk arkadaşlar EF'yi? Tabanları toplayıp 2'ye bölerek kaç geliyor da? 48 bölü 2'den 24 mü? Peki şu KL'ye ne demiştik? Orta tabanı çizdikten sonra böyle köşegenleri çizerseniz işte çizilmiş. Şu arada kalan KL'ye ne diyorduk arkadaşlar? Küçük orta taban. Peki nasıl buluyorduk bu küçük orta tabanda arkadaşlar? Tabanların farkının yarısıydı değil mi? 36 eksi 12 bölü 2. O da 24 bölü 2'den kaç gelecek? 12. Şimdi EF bölü KL oranı istiyor. 24'ü 12'ye bölerseniz 2. Yani aradığımız cevap B şıkkı gelecektir. 3'e bakalım. A, B, C, D, yamuk. Paralellikleri vermiş. 12, 24. Bizden EF istiyor. Aman ha burada gaza gelip de EF'ye orta taban muamelesi yapmayın. He. Niye? Çünkü bu buna bu buna eşit değil. Orta taban için o yanlardan olması lazım. Eşitlik olması lazım. Bazen gaza gelip hemen EF gördüğünüz her şeye orta taban muamelesi yapıyorsunuz. Yapmayın. Peki burada ne yapacağız? Burada şu paralellikleri kullanacağız değil mi? Nasıl kullanacağız? Bakın bu vatandaş buna paralel. Yamuğun tanımı gereği. Peki şurada bir kelebek var desem gördünüz mü? Ha, o zaman yamuk sorularında paralellik olduğu için bu kelebek benzerliğidir. Tales benzerliğidir. Hep aklımızın bir köşesinde bulunacak arkadaşlar. O zaman hemen kelebek benzerliğini yazalım. 12'ye 24. 1'e 2 değil mi? O zaman ben buraya M dersem burası ne olur arkadaşlar? 2M. Şimdi benden EF'yi istiyor değil mi? Önce bir FK'yı bulalım. FK'yı bulursak sanki EF'yi de buluruz gibi. Şu kırmızıyla çizdiğim çizgilere bakın. Paralellik. Ha bu sefer ne yapacağım? Tales yapacağım. Ne bakın. M'nin 3M oranı eşittir FK'nın 24' oranı sadeleştir. Buradan FK kaç geldi arkadaşlar? 8. Peki desem ki size EK da 8. Bana inanır mısınız? İnanırsınız değil mi? Neden? E şimdi burada M'ye 2M oranı varsa burada da N'ye 2N oranı var değil mi? E şimdi şu yeşillere göre tales yazdığınızda gene bu EK kaç gelecek arkadaşlar? 8 gelecek. Doğru mu? Ha, o zaman bakın güzel bir şey öğrendik burada. Bir yamukta köşegenleri çizdiniz. Sonra şu köşegenlerin kesim noktasından geçen paraleli çizdiğinizde şekil adı olduğu gibi şunlar birbirine eşitmiş. O zaman bunlardan bir tanesini hesaplayınca otomatikman diğeri de hesaplanmış oluyormuş. Süper. O zaman burası 8. Burası 8. EF 16. Yani aradığımız cevap C şıkkı gelecektir. Örnek 4'e bakalım. Alt ve üst taban uzunlukları 10'a 30 santim olan yamuk biçimindeki bir kağıdın yüksekliği 28 santimdir. A yani şöyle çizersek değil mi? Bunu nereden çizdiğiniz önemli değil. Şöyle köşelerden de çizebilirsiniz. Benim ilk yaptığım gibi ortadan da çizebilirsiniz. Bunların hepsi yamuğun yüksekliğidir. Kaç birmiş arkadaşlar? 28 santim. Tamam. Bu kağıt köşegenlerin kesim noktasından geçen EF doğrusu boyunca tabanlara paralel olacak biçimde aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi katlanıyor. Buna göre son durumda üst tabanın alt taban uzaklığı yani x'i istiyor. Şimdi katlama sorusu biz klasik hareketimizi gene bir yapalım. Ne yapacağız? Hemen şu katlanmış şekli şöyle orijinal haline bir çevirelim. Ne? Şöyle bir şey versene. Evet. Şimdi bu EF nereden geçiyormuş? Köşegenlerin kesim noktasına. Ne? O zaman şu köşegenleri de çizelim. Onu da şöyle farklı bir renkle gösterelim. İşte şöyle. Bakın tam köşegenlerin kesim noktasından geçti. Harika. Burası 10. Burası da kaç verilmiş? 30. Şimdi gene kelebeği görüyorsunuz da bakın. Şurada. 10'a 30. Yani kaça kaç arkadaşlar? 1'e 3 mü? O zaman ben buraya M dersem. Burası ne olacak arkadaşlar? 3 M. Şimdi şunu hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Şöyle bir şey demiştik size kelebek anlatırken. Şu bir kelebek olsun. Atıyorum. Örnek olmak açısından. Burası 3 burada 5 birim olsun. Ne demiştik? Tabanlardaki oran 3'e 5 olduğu için kanatlardaki oran da 3'e 5 olmalı. Yani buna 3k derseniz burası 5k. İşte buraya 3m derseniz burası 5m demiştik. Ve sonra demiştik ki ya bunun illa kanatlarda olmasına gerek yok demiştik. Mesela şöyle içeriden geçen bir doğru çizseniz bunda da gene oran 3'e 5 olur demiştik. Hatırladınız mı? E şimdi kanatlarda m'ye 3m oranı varsa o zaman ben şu yüksekliği tam şöyle geçirirsem göbekten. Değil mi? Evet. Bunda da aynı oran olmalı. Yani buna h dersem şu aşağı ne olur arkadaşlar? 3h. Ha böylece yükseklik ne oldu? 4 haş. O da kaç eşit arkadaşlar? 28 emin. Ha bakır h kaç geldi? 7. Demek ki arkadaşlar şu üstteki kısım 7'ymiş. Alttaki kısım 21'miş değil mi? E peki ben bunu katladığımda bu üstteki 7 hop aşağıda 7 yapar mı? E tabii ki de bir şekli katladığımızda uzunluk değişmiyor. Sadece yer değiştiriyor öyle değil mi? E şimdi buranın tamamı 21'di. E 7'si buradaysa x'e ne kaldı? 14. Yani aradığımız cevap e şıkkı gelecektir. Ha, demek ki kelebeği yazarken sadece kanatları düşünmüyoruz değil mi? İçeriden geçen bir doğru parçası da, da aynı oran söz konusudur. E yükseklik yükseklikte içeriden geçeceği için orada da ne yapabiliriz direkt? haşa 3 haş şeklinde yazabiliriz. Süper. Peki örnek 5'e bakalım. ABCD yamu biçimde kağıt partisi aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi AE boyunca katlandığında AD kenarı ile AB kenarı çakışmaktadır. Paralelliği vermiş. 5'i 16'yı vermiş. Diyor ki bana C üssü ve D üssü noktaları sırasıyla BE ve AB kenarları üzerindedir. Harika. Yukarıdaki verilere göre AD x kaç birimdir demiş. Hemen ne yapıyoruz? şekli bir orijinal haline çeviriyoruz değil mi? Çevirelim. Şu vatandaş şöyle birazcık geri gitti. Sonra şöyle etcik düz gitti. Sonra da böyle geldi. İşte geri çevirmiş olduk eski haline. Şurası D köşesi. Burası C köşesi. Şimdi C köşesini katladım. C üstüne geldi. O zaman bizim bu EC kaç birimse? EC üstü de ne olacak arkadaşlar? O kadar birim olacak. Peki başka ne biliyorum? E şurası arkadaşlar alfa derece hop katladığımda buradan olacak arkadaşlar alfa derece. Harika. Başka neyi biliyorum? E şuradaki açı beta derece ise katladığımda buradan olacak beta. E beta beta 2 beta 180'den meğerse so beta dediğim kaç dereceymiş? 90 derece değil mi? Çünkü beta beta desem 2 beta 180 olacak doğru açıdan. Demek ki beta da ne geldi? 90 derece. Şey 180. Evet beta da 90 derece gelecektir. Harika. Peki başka nereyi bulabilirim arkadaşlar? Ona bakalım. Ee, mesela şuradaki açıyı bulabiliriz değil mi? Ne yapalım? Bakın şuralara ben ne dedim? Alfa alfa 2 alfa değil mi? O zaman burası ne olacak? 180 eksi 2 alfa. Neden? E şuradaki U kuralını görüyorsunuz değil mi? Madem ben buraya alfa alfa 2 alfa dedim. O zaman burası ne olacak? 180 eksi 2 alfa. Toplamları 180. Şimdi dikkat edin. 180 eksi 2 alfa D açısı katlanınca buraya geldi mi? O zaman burada ne olacak arkadaşlar? 180 eksi 2 alfa. O zaman burası 180 eksi 2 alfa ise sırtı da ne olacak bunun arkadaşlar? 2 alfa. Ha, şimdi bakın kis kenar yakaladım. Orada gizli bir tane. Gördünüz mü sizde? Şuraya beta desem Adana, Edirne, Bursa üçgenine bakın. Alfa artı beta kaç derece geliyor? 90 derece Bakın. Alfa, beta, 90. O zaman 2 alfa artı 2 beta ne olur arkadaşlar? 180 derece. Şimdi dikkat edin. 2 alfa burada. Geriye ne kaldı? 2 beta. E beta'nın birisi buradaysa demek ki burada ne olacak arkadaşlar? Beta. E artık bu kadar şey bulduktan sonra hadi soruyu bitirelim. Nasıl bitireceğiz? Bakın şu D, C, D kaç birimdi? 5 birim. E katladım nereye geldi? C üstü D'ye. Orası da ne olacak arkadaşlar? 5 birim. E ikiz kenar. Burası 5 ise burada 5 geldi mi? A, 16 vermiş. E 5'i buradaysa buraya ne kaldı? 11. E dikkat edin. A, D, katladım. AD üssü. O zaman burası 11 ise burada 11. E zaten bizden x'i istiyordu. Ha, demek ki x kaç gelecek arkadaşlar? 11 birim gelecektir. Aradığımız cevap C şıkkı. 6'ya bakalım. 80'e 50'yi vermiş. 9'u 6'yı vermiş. Gene bu bir yamuk. Üst taban alt tabana paralel. Ondan sonra bizden AB uzunluğunu istiyor. Şimdi arkadaşlar yamuk sorularında genelde şöyle bir hareket var. Klasik hareket olarak. Hop şöyle köşeden dik gelmekte. Evet böyle bir klasik hareket var ama bu klasik hareketi ne zaman yapacaksınız biliyor musunuz? Eğer yamuğunuz ikiz kenar yamuksa ileride öğreneceğiz. Eğer yamuğunuz dik yamuksa ileride öğreneceğiz. Eğer yamuğunuzun köşelerinde özel açı varsa 30, 45, 60 gibi. İşte o zaman böyle köşelerden gönül rahatlığıyla dik gelebilirsiniz. Ama Yamuğunuz ikiz kenar yamuk değilse, dik yamuk değilse, köşelerde böyle 50'dir, 80'dir hiç alakasız açılar varsa o zaman tepeden dik gelmek asla yok. Hemen silin. Ne yapacaksınız peki? Köşeden paralel geleceksin. Ha gene köşeden bir şey yapacağım ama dik değil paralel geleceğim. Kime? C köşesinden AD'ye paralel geleceğim. Ya da D köşesinden BC'ye paralel geleceksiniz. Artık size kalmış bir şey. İkisi de işe yarar. O zaman şuraya E diyelim. Ve ne yaptım ben şimdi? Buradan BC'ye bir paralel çizdim. Şimdi ne oluyor paralel çizince? Şurada bir paralel kenar oluşuyor. Ve şu sol tarafta mutlaka bir ikiz kenardır, bir eş kenardır, bir dik üçgendir. Böyle bir özel güzel bir üçgen oluşuyor arkadaşlar. Bakalım öyle olacak mı? Şimdi burası 50. Madem bu buna paralel. Yöndeş açıdan burada 50 olur mu? Şimdi dikkat edin. 50, 80, 130, 180'den çıkar. Ha bakın burada neymiş? 50. Ne oldu? İkiz kenar. A, D, 9 ise A, e de ne gelecek? 9. E, C, D, 6 ise E, B de 6. Değil mi? E ne oldu o zaman? A, bulduk. Kaç santimmiş? 15 santim. Yani aradığımız cevap C şıkkı gelecektir. O zaman arkadaşlar yamuğun tipine bakıyorsunuz. İkiz kenar yamuk değilse. Dik yamuk değilse. Köşesinde 30 derecedir, 45 derecedir, 60 derecedir. Özel açı yoksa kesinlikle dik gelmek yok. Ne yapıyorsunuz? Paralel çiziyorsunuz. Bu örnekte yaptığımız gibi aklınızda bulunan. Örnek 7'ye bakalım. Aşağıda verilen yamuklarda x değerini bulunuz demiş. Hepsinde de A, B, C, D paralel. Şimdi şunu diyebilirsiniz ya hocam bu yamuksa alt taban üst tabana paralel zaten tanım gereği. Bunu niye veriyorlar ki falan demeyin. Geometride arkadaşlar her veri size mutlaka verilir. Yani tam bu bir yamuk. Alt taban üst tabana paralel ama bunu da size ne yapmak zorundalar? Vermek zorundalar. Mesela dik üçgende de var. ABC dik üçgen diyor. Sonra geliyor kenara AB, A, C dik diye yazıyor değil mi? Yazmak zorunda onu. Mesela ikiz kenar diyor. Gidiyor bir de AB, AC eşit diye veriyor. Geometrin arkadaşlar güzelliği bu. Her söylenen veriyi mutlaka size sembollerle ne yaparlar? Desteklerle. Yani sizden böyle şüphe duymanızı istemezler. Harfleri takip ederek kim kime paralel, kim kime dik mutlaka görmenizi isterler. Onun için böyle şeyleri görünce böyle yadırgamayın, garipsemeyin. Ve mutlaka bunları okuyun, şekilde de kontrol edin. Şimdi ne diyor? Ekstradan EF'de CB'ye paralelmiş benden ikisi istiyor. Ha şimdi bakın biraz önceki çözdüğüm soruda örnek altıdaki sorudaki benzer mantık var. Ne yapacağım şimdi? EF, CB paralel O zaman bunu böyle devam ettireceğim. Böylece yandaki kenara paralel çizmiş olacağım. Şimdi şunu hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Size söylediğim bir şey var. İkiz kenar üçgende anlatmıştım onu. Bir soruda paralellikle beraber açı ortay varsa orada %100 ikiz kenar var demiştik. Hatırladınız mı? İşte bakın açı ortay e zaten paralellik var. O zaman burada kesin ikiz var. Nasıl buluyorduk onu? İşte buraya alfa diyorduk. Buraya alfa diyorduk. Sonra Z kuralını yazınca ha, burada ne oluyordu? Alfa değil mi? Şimdi ne oldu? AD, CD eşit oldu. AD 6 ise CD de 6. O zaman buralar kaç kaç gelecek? 3 3. Şimdi dikkat. EC 3 ise şuraya K diyelim. BK da kaç olacak? 3. Peki arkadaşlar tamamı 12 idi. Buraya ne kaldı? 9. Şimdi şuradaki kelebeği görüyor musunuz? 3'e 9. 3 katı mı? O zaman 2'ye 6. Ha, burası 8 ise. Dolayısıyla x de kaçmış. 8 gelecektir. B'ye bakalım. Şurada bir oran verilmiş. Ece'ye M derseniz. EB 2 mymiş Tamam. Açı ortayımız var. 5'e 18. Şimdi açı ortay var. E, paralellik de var. O zaman buradan x kenar çıkar. Ha, yalnız bizim açı ortay diğer paralel'e yetişemeden şu yarıda bir yerde kalmış değil mi? O diğer paralele yetiştirelim bunu. Nasıl? Uzatıyorum. E haliyle bunu da uzatıyorum. Böylece ne oldu arkadaşlar? Şimdi artık ikiz kenarımız hazır. Nerede hazır hocam? E alfa alfa değil. Z'yi görüyorsunuz değil mi? Hop. Buradan olacak? Alfa. İşte böylece DK, AD ne oldu? İkiz kenar. Yalnız DK belli değil. Şey CK. E buluruz hemen. Kolay iş. Şuradaki kelebeği görüyorsunuz değil mi? Ha M'ye 2M. 2 m 18 ise M'ye 9. Demek ki DK kaç geldi? 14. E ikiz kenar demiştik. Demek ki X de kaç gelecektir? 14 gelecektir. C'ye bakalım arkadaşlar. Gene ABCD yamuğu verilmiş. Köşelerden iki tane açı ortay çıkmış. 11, 16 bizden X'i istiyor. Şimdi arkadaşlar bu güzel bir şekil. Bu aklınızda bulunsun. Çünkü yamukta sık sık karşımıza çıkıyor. Şimdi önce bir gözünüzün alıştığı gibi ben bunu bir çizeyim. Sonra bu soru üzerine göstereyim. Şimdi bu normal gözümüzün alıştığı yamuk değil mi? Alt taban üst taban. Şimdi şu köşelerden açı ortay çıkarsa şöyle bir güzellik geliyor. Bu güzelliği asla unutmayın. Nedir bu? Bak şimdi şuraya A desem burada. Buraya B desem burada B doğru mu? Şimdi dikkat edin şu 2 A ile 2 B'nin toplamı 180 derece değil mi? Yani şu U kuralından dolayı ya da C kuralı artık hangisini diyorsanız. 2 A artı 2 B 180 ise A artı B ne gelecek arkadaşlar? 90 derece. Şimdi dikkat. A artı B 90 ise ha, demek ki burası kaç dereceymiş? 90 derece. Bakın iki tane açı ortay. Yamukta kesişiyorsa demek ki şu kesiştikleri ara kaç dereceymiş? 90 derece. Nasıl güzel bir bilgi değil mi? Şimdi bundan daha önemli bir şey söylüyoruz. Yani bu bilgi esasında çok da önemli değil. Esas önemli bilgiyi şimdi söylüyorum. O 90 derecenin ucundan tabanlara paralel çizerseniz işte o zaman muhteşem üçlü oluyor. Esas bilgi bu. Hocam niye muhteşem üçlü oldu? E gene ikiz kenarlardan dolayı değil mi? Bakın şuradaki Z'yi görüyor musunuz? Burada B ise burada B olur mu? O zaman bu vatandaş buna eşit oldu. Şimdi buraya A buraya A demiştik ya Z'yi görüyorsunuz arkadaşlar. O zaman burada A olur. E bu da ikizkenar kenar oldu. Ha üçü birbirine eşit oldu. Muhteşem üçlü. O zaman iki tane açı ortay kesişiyorsa Hemen aralarına 90 dereceyi koyuyorsunuz. Koyduk mu? Sonra diyorsunuz ki ya esas bilgi bu değil. Bu 90 olduğu köşeden ben tabanlara paralel çizeceğim. İşte esas bilgi bu. Ne oldu? Muhteşem üçlü. 8 8 8. Şimdi benden x'i istiyor. X'i nasıl bulacağız? E x'i de artık orta tabandan, değil mi? Çünkü bu çizdiğiniz paralel burayı iki eşit parçaya bölüyorsa karşıyı da iki eşit parçaya böler. Peki ne diyorduk? Alt tabanla üst tabanın toplamının yarısı bana orta tabanı mı verecek? Ha, buradan da x kaç gelecek arkadaşlar? 5 gelecektir. Haberiniz olsun arkadaşlar. Önemli bir özellik. Yamuk sorularında mutlaka her soru bankasında böyle denemeleri mutlaka bir tanesinde karşınıza bu soru çıkar. Köşelerden iki tane açı ortay çıkıyor. Ha bakın D'de de var aynısı değil mi? Köşelerden iki tane açı ortay çıkıyor. Hemen siz araya 90 dereceyi koyuyorsunuz. Şuradan dolayı. Sonra kendi kendinize diyorsunuz ki ya esas bilgi bu değil. Esas bilgi bu 90 dereceden şöyle paraleli çizdiğimde muhteşem üçlü esas bilgi bu diyorsunuz. Ha, sonra bir fark ediyorsunuz ki ya burayı 7 7. E burada iki eşit parça. Bizim meğerse şu vatandaş orta tabanmış EK. E alt taban 20. Üst taban 12. O zaman toplayıp 2'ye bölersem 16. E, 7'si buradaysa x'e kaç kaldı arkadaşlar? 9 kaldı. Kalıp bir şekildir arkadaşlar. Her yerde karşınıza çıkar. Onun için hazırlıklı olun. Yamuğun alanına bakalım arkadaşlar. Şimdi diyor ki bir ABCD yamuğunda yüksekliğimiz h olmak üzere alan alt tabanla üst tabanın toplamının yarısının yükseklikle çarpımını eşittir diyor. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Ya hocam bunu ezberleyeceğiz mi? Ezberlememiz gereken bir formül mü? Şimdi normalde ezberleyeceksiniz. Çünkü her defasında benim burada yaptığım gibi yeniden keşfetmenin bir anlamı yok. Ama böyle ezberleyeceğim diye de strese girmeyin. Zaten 2-3 tane soru çözünce o aklınızda kalacak. Belki de çoğunuzun aklındadır. Biraz sonra söyleyeceğim zaten tekerleme gibi. Ha ben bunu duymuştum 10. sınıfta dersiniz. Şimdi bunun mantığı da bu arkadaşlar. Bakın şu AB bu da CD. Şimdi ne demiştik size ta dörtgenleri anlatırken? Ya dörtgenler diye bir şey yok. Esasında iki tane üçgenin birleşimi demiştik değil mi? Nasıl anlıyorduk? E şu köşegeni çizince işte ABC bir üçgen. A, C de başka bir üçgen. Şimdi yüksekliğimiz ne arkadaşlar? H öyle değil mi? E hadi çizelim. Bakın şu vatandaş yüksekliğimiz H. O zaman ben şu A, C, alanını buldum. A, C, alanı ne olur? AB B çarpı H bölü 2 olur. Doğru mu? E şimdi şu ACD'nin alanını bulursam ikisini toplayınca yamuğun alanı bulurum. E şimdi dikkat edin şunu şöyle uzatıp buradan bir dik gelirsem bu da H değil mi? Ha o zaman bunun alanında ne oldu? CD çarpı H bölü 2 oldu. Bakın şu üçgenin alanı taban CD yükseklik H CD çarpı H bölü 2. E bu üçgenin alanında AB çarpı H bölü 2. E toplayın yamuğun alanı. E şimdi ben bunu şöyle yapsam H parantezini alsam AB artı CD bölü 2 olmaz mı? Ha ne oldu? Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik bize alanı verdi. Yani böyle çok da orijinal bir formül değil. Üçgende alanın uygulanmış hali. O zaman arkadaşlar bir yamuğun alanı bakın şimdi tekerleme gibi söylüyorum. Mutlaka kulağınızda yankılanacaktır. Ya ben bunu 10. sınıfta duymuştum dersiniz. Bir yamuğun alanı alt tabanla üst tabanın çarpımı yükseklik Böyle iki. Ya da alt taban artı üst taban bölü iki çarpı yükseklik. Peki burada bir güzellik var bakın. Şu alt tabanla üst tabanın toplamının yarısı orta taban eşit işte, hatırladınız mı? Ha, o zaman bir yamuğun alanı aynı zamanda orta taban çarpı yükseklik ile de ne yapılabilir? Hesaplanabilir. Ha, burası çok da önemli değil ama aklınızın bir köşesinde bulunsun. Hemen örneklerimize bakalım. 4'ü 8'i vermiş. Üç kök iki var. En önemlisi 45 derece var. Ne demiştik? Köşede özel açı varsa hemen şöyle dik gelin demiştik. Değil mi? İşte bakın burada onu uyguladık. Ne oldu böylece? 90, 45, 45 üçgen oldu mu? E 90'ın karşısı 3, 42 ise 45'lerin karşısı kaç gelecek? 3, 3. Bana şu 3 lazım. Hemen yazdım. Şimdi alan istiyor. Alt taban artı üst taban bölü 2. Çarpı yükseklik. O da kaç gelecek? 18 gelecektir. Buna bakalım arkadaşlar. Bakıyoruz ikiz kenar yamuk mu? Değil. Dik yamuk mu? Değil. Köşelerde özel bir açı var mı? Yok. O zaman gidip de şunu çizemezsiniz. Bir şey olmaz. E, ne yapacağız hocam? Ne demiştik? Köşeden dik çizmez ama paralel çizersiniz demişti. O zaman paralelimizi çizelim. Şimdi ne oldu? Buraya Kastamonu'nun K'sı diyelim. Yukarı 5 ise aşağı 5. Bura 15 ise bura 15. E tamamı 30. 5'i buradaysa buraya ne kaldı? 25. O bakın 15, 20, 25 dik üçgeni geldi mi? O zaman artık soruyu bitirdik. Ne yapabiliriz? Bu dik üçgenin alanını hesaplayabiliriz. Nasıl hesaplarız arkadaşlar bu dik üçgenin alanını? E, dik kenarların çarpımının yarısı. Yani 15 çarpı 20 bölü 2'den kaç geliyor? 150. Demek ki bu üçgenin alanı kaçmış? 150. Şimdi ne lazım? Şu yandaki boşluğun alanını bulmak. E, o da kolay. Çizin hemen şunu. Sonra tabanları. Oran ne? 25'e 5. 5'te 1'i mi? E hatırlayınız tabanlarla alanlar orantılıydı. O zaman bu tarafa doğru 5'te 1'i ise 150'nin 5'te 1'i kaç olacak arkadaşlar? 30 mu? 25'e 150 alansa 5'e 30 alan. E burası 30'sa burada 30 olmaz mı? Hatırlayın paralel kenarda köşegen ne yapıyordu? İki eşit parçaya bölüyordu. Ya da 5 tabana 30 alan düşerse e 5 tabana 30 alan düşer değil mi? Öyle de yorumlayabiliriz. Tüm alan istiyor, 150, 60 daha, 210 gelecektir. Bakın şu formül üçgende alandan geliyor demiştik. E bu soruda da sadece ve sadece üçgende alanı kullandık, değil mi? E size şunu demiştik zaten ta dörtgenlere başlarken dörtgen diye bir şey yok, yamuk diye bir şey yok, karedir, dikdörtgendir, paralelkenardır, eşkenar dörtgendir, böyle şeyler yok esasında. Bunlar ne? üçgenlerin birleşimi demiştik. Eğer siz üçgenleri sağlam yaptıysanız, üçgenleri sağlam öğrendiyseniz zaten çokgen ve dörtgenleri de biliyorsunuz. Sadece birazcık pratiğe ihtiyacınız var demiştik. Şimdi farkındaysanız o pratiği yapıyoruz. Bu uyguladığım her şey üçgenlerin özelliği arkadaşlar. Onun için bir daha söylüyorum. Siz eğer yamuk sorusu çözmekte zorlanıyorsanız anlayın ki sıkıntı yamukta değil sıkıntı üçgen bilgilerinizde. Onu bir kontrol edin arkadaşlar. Pekala devam edelim. Örnek 9'a bakalım. 2017 YGS'de çıkmış bir soru. Eskiden bunun adı YGS'di. Ne tekabül ediyor? Şimdiki TYT. Ona tekabül ediyor. Diyor ki kısa kenarı 12 birim uzun kenarı 18 birim olan ABCD dikdörtgeni köşelerden dörder birim olacak şekilde AL ve KC doğruları boyunca BD köşelerinden şekildeki gibi katlanmıştır. Sonra MN bulundukları kenarların orta noktaları olmak üzere elde edilen bu şekil MN doğrusu boyunca tekrar katlanarak bir yamuk oluşturulmuştur. Buna göre bu yamuğun alanı kaç birim karedir diye soruyor bize. Şimdi yamuğun alanı neydi? Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklikte. O zaman bana bu yamuğun yüksekliği lazım. E şimdi dikkat edin o yamuğun yüksekliği en kolay şey. Niye? Bakın şu bizim dikdörtgenin yüksekliği. Öyle değil mi? E kaç birim? 12 birim. Sonra ben bu dikdörtgen önce bir katlıyorum. Salla onu. Sonra şuraya dikkat edin. Bunu şöyle gelip ortadan ikiye katlıyorum. O zaman bu yamuğun yüksekliği arkadaşlar otomatikman kaç olacak? 6. Niye? Ortadan ikiye katladık. Yüksekliği yarıya düşürdük değil mi? Ya hocam ben onu tam göremedim diyorsanız zaten hemen ne yapacaksınız? Şekli şöyle bir orijinal haline çevirelim mi? Şimdi şekli orijinal haline çevirdiğinizde böyle. E şimdi bu vaziyetteyken hop şu yukarıya doğru gittiğinde Bizim yüksekliğimiz kaç olacak? 12 değil mi? E, ortadan katladık. Demek ki burası 6, aşağısı 6. O zaman bizim yamuğun yüksekliği kaçmış arkadaşlar? 6. Harika. Şimdi sırada ne var? Alt tabanla üst tabanı bulmaktı. E sanki üst tabanı da bulduk gibi ya. Şurası 14 değil mi? Yani burası 14. Yani şurası 14. Dolayısıyla burası 14. E katladığımızda ha burası kaçmış? 14. Süper. Burayı da bulduk arkadaşlar. 14'müş. E şimdi devam edelim. Alt taban. E alt taban da belli ya. Şurası 14 değil mi arkadaşlar? Bunun aynısı zaten değil mi? Şimdi dikkat edin. Şurada bir 4 vardı değil mi? Şimdi oradaki 4 nerede? Şurada bakın. E ben bu vatandaşı aşağı katladığımda ya da katlamadan önce zaten burası da 4. E katladığımda da esasında bakın şöyle bir parça var ya. Normalde bu vatandaş Katlamadım da böyle aşağıya doğru indirdiğinizi düşünün böğlenecek mi? İşte şuradaki boşluk zaten kaç olacak? 4. O zaman buradaki boşluk da kaç olacak arkadaşlar? 4. Ha, o zaman bu tabağın komple kaç olacak? 18. Şöyle de diyebiliriz bakın. Bunun şu orta noktasını işaretlerseniz. işte şuradaki üçgenle esasında buradaki üçgen birebir aynısı. Dolayısıyla burada 4 ise burada kaç olacak? 4. E, soru bitmiş. Alt taban 18. Üst taban 14. Bölü 2 çarpı yükseklik 6. Kaç geliyor? 16 çarpı 6 mı? O da 96. Yani aradığımız cevap E şıkkı gelecek Şimdi burada bir önemlimiz var arkadaşlar. Bu önemlilerden şu ilkini zaten siz biliyorsunuz. Dörtgenlerde görmüştük. Bu ikincisi birazcık yeni bir soru olacak. Diyor ki ABCD yamuksal bölgesinde Köşegenlerin ayırdığı parçaların alanları S1, S2, S3 ve S4 olmak üzere S1 ile S3'ün çarpımı S2 ile S4'ün çarpımına eşit. Dörtgende bunu görmüştünüz, hatırlıyorsunuz değil mi? Demiştik ki rastgele bir dörtgen, köşegenleri çizdiğinizde bu arkadaşla bunun çarpımı şununla şunun çarpımına demiştik eşit. Hatırladınız değil mi? E, bu da bir dörtgen olduğu için aynı kural tekrar burada karşımıza çıkıyor. Ha bunun ekstrasını Yamukta arkadaşlar köşegenleri çizdiğinizde şunlara kulak diyeceğiz. Kulak diye tabir ettiğimiz bu alanlar birbirine eşittir. Yani S1'de S3'e eşittir. Yani esasında şuraya S3 değil gelip S1 yazabilirsiniz. Dolayısıyla bunu da S1'in karesi eşittir. S2 çarpı S4 şeklinde de ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Ama burada ne yapılmış? Şöyle en genel haliyle bırakılmış. O zaman biz de bu şekilde bırakalım. Şimdi bu zaten dörtgenlerden bildiğimiz bir şeydi. Bunu tamam. Bu bu yeni bir özellik arkadaşlar. Nedir bu? ABCD yamuğunun yan kenarlarından birinin fark etmez hangisi olursa olsun ister BC ister AD. Orta noktası ile karşı köşelerin birleştirilmesiyle oluşan üçgensel bölgenin alanı yamuğun alanının yarısını eşittir demiş. Ha bakın Orta noktaya geldiğiniz karşı köşelerle birleştirdiniz mi? İşte şu üçgenin alanı yamuğun alanının yarısına eşittir. Veyahut da şöyle diyenler de var. Burası x birim, burası y birim olmak üzere bu üçgenin alanı ikisinin toplamını eşittir E Zaten aynı şey değil mi? Tüm alan 2x artı 2y. Üçgenin alanında ne oldu? Yarısı x artı y. Hemen şimdi bununla alakalı örnek ona bakalım. 2'yi vermiş. 18'i vermiş. Benden alan ABCD istiyor. Ne öğrenmiştik biz? Bir yamukta köşegenleri çizdiğinizde şu kulak diye tabir edilen alanlar birbirine eşitti. Ve sonra bunların çarpımı diğer iki arkadaşın çarpımını eşit. O zaman S kare 36'dan S kaç gelecek arkadaşlar? 6. O zaman bura 6. Bura 6 mı? Tüm alan istiyor. Soru bitti. Toplayın. 12, 30, 32 gelecektir. Buna bakalım. A, B, C, D yamuğun alanı istiyor. E gene aynı mantık. Ama önce bir hatır yapalım mı? Bu föyün başlarında şöyle bir soru çözmüştük. Hatırlıyor musunuz? Şu bir yamuktu. Şu köşegendi. Sonra şunu çizmişti. Benden bu uzunluğu istiyordu. Hatta size anlatırken gaza gelip de orta taban almayın falan diye anlatmıştım. Hatırladınız değil mi? Sonra demiştik ki final kısmında. Demek ki bu arkadaş bu arkadaşa eşit çıkıyormuş demiştik. Hatırladınız değil mi? Şimdi bu soruda onu kullanacağım. Bakın köşegenler tam kesiştiği noktadan EF çizilmiş. O zaman ben ne diyeceğim arkadaşlar? Bu buna eşit diyeceğim. Öyle değil mi? Ha, o zaman bunun yukarısındaki alan 4 ise bunun yukarısındaki alan da kaç olacak? 4. E, bunun aşağısı 8 ise, bunun aşağısı da kaç olacak arkadaşlar? 8. Böylece bakın ne yaptım? Kulakları buldum. 12'ye 12. Peki buradan sonra ne yapabiliriz? şu vatandaşları bulmak için sanki şey yapacağız değil mi? Üçgenlerle alakalı şu özelliği kullanacağız. Ne demiştik? Burası 3, burası 5 birimse örnek olarak. Bunun yukarısı 3s, bunun yukarısı ne oluyordu? 5s. Hatırladınız değil mi? E şimdi dikkat edin. CF'nin BF'ye oranı bulabilirim ben değil mi? 4'e 8. O zaman buna m dersem burası ne olacak arkadaşlar? 2m. m'ye 8. 2m. Özür dilerim. m'ye 4. 2m'ye 8. Ha o zaman ben bunu şöyle de yazabilirim değil mi? İçeriye doğru da yazabilirim. Nasıl? Buraya n dersem burası 2n. Neden? E çünkü bu vatandaş buna paralel. E şimdi dikkat edin. Şu arkadaş görüyorsunuz değil mi? 2n'nin yukarısında alan 12 mi? O zaman n'nin yukarısına alan kaç gelecek? 6. 2n'ye 12, n'ye 6. O zaman bu tarafa doğru yazalım. Şuraya bakın. N'nin yukarısında ne var? 12 mi? O zaman 2N'nin yukarısında ne olacak? 24. Ya da buraya 6 buldunuz ya. Kulaklar 12, 12 çarpımlar eşittir. 6 çarpı AKB'nin alanı deyip burayı 24'te o şekilde de bulabilirdiniz. Artık size kalmış bir şey. Şimdi tüm alan istiyor. Toplarsanız kaç geliyor? 30, 24, 54 geliyor değil mi? Demek ki tüm alan 54 gelecektir. Hadi örnek 11'e bakalım. Aşağıda verilen yamukların alanlarını bulunuz demiş gene. daha tamam, bakıyoruz. Ha, yan kenarlardan birisinin ortasını vermiş. Değil mi? Hemen geliyorum diğer köşeyle de ben birleştiriyorum. İşte artık bu üçgenin alanı yamuğun alanının yarısına eşit. Ya, bu üçgenin alanı 8 kere 5 40 yarısı 20 değil mi? Ha, üçgenin alanı 20 ise yamuğun alanı ne gelecek? 40 gelecektir. Buna bakalım. Yine bakın orta nokta var görüyorsunuz. O zaman hemen şunu çizersem işte şu üçgenin alanı bizim yamuğun alanının yarısına eşit. Peki burası 6 ise burası 18'dir dersem bana inanırsınız değil mi? Neden dediğimi peki hatırlar mısınız? Hemen bir hatırlayalım. Hatırlatalım. Neydi bu? Orta taban değil mi? Ha ne oluyordu orta tabanlar alanlar? S 3S. Hatırladınız mı? O zaman burası 6 ise burası kaç olacak? 18. Çünkü bakın EF ne olmuş? Kenarları ortalamış. Yani orta taban. O zaman bu üçgen alanı 24 ise yamuğun alanı ne gelecek arkadaşlar? 48 gelecektir. Evet bu soruyla beraber yamuk konumuzun arkadaşlar ilk föyünü bitirdik. Farkındaysanız karşımıza çıkan yamuklar sıradan yamuklardı. Diyeceksiniz hocam sıradan yamuk ne oluyor? Yani ikiz kenar yamuk değil. Dik yamuk değil. Böyle köşelerinde, kıyısında, köşesinde özel bir açı yok. Bildiğiniz klasik sıradan yamuklar. Alt taban, üst tabana paralel. Şu yan kenarlar keyfi değişiyor. Sorudan sonra Hiçbir özelliği olmayan yamuklar. Bu föyümüzde onu inceledik arkadaşlar. Diğer föylerimizde de dik yamuk, ikiz kenar yamuk, özel yamukları inceleyeceğiz. Evet onlar da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.